Arkadaşlar bugün Isparta'da bulunan Eğirdir ilçesine gidiyoruz. Burada gezeceğimiz 3 ya da 4 tane rota var ve yanımda İlayda var. Şimdi Eğirdir'e gitmek için otostop çekeceğiz ve sonra Eğirdir'e gideceğiz. Görüşürüz. Atatürk Bulvarı üzerinden direkt Sentium Gardı'na doğru olan yoldan otostop çekeceğiz. Eğirdir Isparta'ya 34 kilometre, Ankara'ya 456 kilometre, Afyon'a 204 kilometre, Antalya'ya 180 kilometre, Burdur'a 50 kilometre ve İstanbul'a 650 kilometre uzaklıktadır. Belirli şehirlerin uzaklıklarını söyledikten sonra Eğirdir rotamızı sizinle paylaşıyorum. İlk olarak Akpınar Seyir Terası'na gideceğiz. Oradan Eğirdir Adayı gezeceğiz. Eğirdir Adada bulunan Ayia Stefanos Kilisesi'ne bakacağız. Sonra adada bulunan türbeleri bakacağız. Son olarak da Eğirdir Kalesi ile turumuzu bitireceğiz. Biz Eğirdir yolunu izlerken ben de Eğirdir'in tarihi hakkında bilgiler vereceğim. Tarihi süreç içinde kurulan ilk yerleşimin Lidya Kralı Kroisos zamanından kurulduğu ve ilk adının ise Krozos olduğu sanılıyor. Zaten şehrin iç kalesi Lidyalılar zamanında yaptırılmış. Romanlar döneminde ise ilçenin ismi Prostana olmuştur. Eğirdir M.Ö. 440 yılında Pers İmparatorluğu tarafından zapt edilir. Yaklaşık 200 yıl bölgede Pers egemenliği görülür. Daha sonra ise Büyük İskender'in Ardılları Seleukoslar tarafından yönetilir. 395 yılında Bizans egemenliğinden sonra şehrin ismi Akreterion diye anılır. Bu kelimenin anlamı herhangi bir nesnenin en uçtaki ya da en üstteki bölümüdür. Kentin böyle adlandırılmasının sebebi Eğirdir sivrisinin yani tepesinin tüm yörede göze çarpan doruğundan kaynaklandığı sanılıyor. 1071 yılında yöre Türk yerleşimi görülür. Anadolu Selçuklu hükümdarı 3. Kılıç Arslan 1204 yılında yöreyi Selçuklu egemenliğine sokar. Selçuklular bölgeyi Sayfiye yeri olarak kullanırlar. Doğal güzellikleri nedeniyle bölgeye Cennet-i Abad ismi verilir. 75 yıl bu şekilde kullanım sürer. 1391 yılında Eğirdir ve yöresi Osmanlı egemenliğine girer. Daha sonra bölgede Timur ve Kahramanoğulları Beyliği görülür. Bölge 78 yıl süreyle Hami Doğulları Beyliği'nin başkenti olur. 1423 yılında Sultan 2. Murat tarafından yine Osmanlı egemenliği bölgeye hakim kılınır. 1899 ve 1914 yıllarında Isparta yöresinde görülen şiddetli depremler Eğirdir'de büyük yıkımlara neden olur. Cumhuriyet döneminde ise 4 Mayıs 1959 tarihinde Eğirdir'de büyük bir yangın çıkar. Bu yangından sonra Eğirdir yeniden inşa edilir. Genel olarak toparlamak gerekirse Eğirdir denilince elbette akla gelen hemen Eğirdir gölü oluyor. Öylesine güzel ki her mevsim ve günün her saatinde renk değişiyor. Türkiye'nin 4. büyük tatlı su gölü. Yörenin arazisi oldukça dağınık ve engebelidir. Dağlar üzerinde önemli yaylalar bulunur. Meyil %40'a kadar değişmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gurur kaynağı, Komando Okul ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bu şirin ilçemizde bulunuyor. Zaten Eğirdir'e Isparta üzerinden gelirken hemen ilçenin girişinde sağ yanımızda duvar gibi yükselen bir dağ yamacında komando askerimizin yetiştirildiği bu askeri bölgeyi rahatlıkla göreceksiniz. Bir ordunun en yetenekli ve gerçek askeri olan komandolarının yetiştirildiği bu okul ve doğal şartlar ilçeye bambaşka bir hava katıyor. Okul yanında bir kartal yuvası gibi göle uzanan yarımada üzerine bulunan askeri gazını sahil şeridindeki askeri tesisler yine ilçeye hareketlilik kazandırıyor. Eğirdir bölgesinde yetiştirilen elma kendine özgü tadıyla yine ülke çapında ün kazanmıştır. Tüm bunların yanında yalnızca burada yetişen Apollon
kelebeği vardır. Yörenin iklimi yağışlar genelde kış ve ilkbahar aylarında görülür. Hakim rüzgarlar Lodos ve Poyraz'dır. Aslında bakarsanız ilçe iklim açısından Akdeniz ve İç Anadolu ikliminin tam bir geçiş noktasındadır. Şehir merkezine geldik. Otostop çektiğimiz abimiz sağ olsun bizi Akpınar Seyir Tepesi'ne kadar götürecek. Orada görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Rica Bizi ederim. aldın getirdin buraya kadar. Hadi iyi günler. Hadi kendinize bakın. Güzelliğe baksana ya. Şurada bak, oturmalık yerler var. Buraya yani Akpınar Seyir Terası genelde kahvaltı için tercih ediyorlar. Fiyatları çok da pahalı değil. Yani gelip bir şeyler yiyebilirsiniz. Kahvaltı dışında da gelip bir şeyler yiyebilirsiniz. Düzgün bir fotoğraf çekmek için kahvaltıya geldiğiniz zaman güneşin arkanızda kaldığı zamanı tercih edebilirsiniz ya da havanın güneşli olmadığı bir zamanda da fotoğraf çekinebilirsiniz. Çok güzel manzara fotoğrafları da çekebilirsiniz buradan. Akpınar Seyir Terası'nı gezmeyi bitirdik ve Çıktım Eğirdir şehir merkezine iniyoruz. Seyir Terası tepesinden aşağı doğru yürüyerek otostop da çekiyoruz. İşte şansımız araba durarsa arabayla gideceğiz. Durmazsa yürüyeceğiz. Bir 3-5 kilometrelik bir mesafe var buradan. Ve otostop da yaptık ve Yeşilada, Canlıada girişine doğru geldik. Buradan da geze geze gideceğiz. Şimdi bu Eğirdir'in adı nereden geliyormuş biliyor musun? Ta eski zamanlarda bir tane derebeyliği varmış. Bu derebeyliğinde bir tane beyi varmış. Beyin de bir tane oğlu varmış. Bey ile oğlan geyik avlamaya gidiyorlar. Oğlan oku bir atıyor şeye. Dağa. Dağdan da su çıkıyor. Çıkıyormuş o suda da çocuk boğulup ölüyor. Sonra bey koş koş. Su çıkıyor. Ya böyle hani taşa ok inince su çıkıyor. Orada da ölüp kalıyor. Sonra derebeyi karısının yanına gidiyor. Karısı da bir şey dokuyor galiba. Sen burada eğri dur demiş. Bizim oğlan öldü. Oradan da eğri dur, eğri dur. Oradan gelmiş. Çok. Bu yoldan gidiş yerinden bisiklet kiralayarak gidebilirsiniz. Saatlik 6 lira, 2 saatlik 10 lira gibi farklı ücretlendirmeleri var. Bu sizin tercihiniz. Bu gölde yazlara doğru tekne seferleri oluyor. Buradan belli bir ücret karşılığında binip 1 saatlik bir göl turu yapabiliyorsunuz. Ben de yolda yürürken kendi kendime soruyordum. Karşıma çıktı. Sebebi. Ada yolu neden yapılmıyor? Sakin şehirler arasında dünyada 88 tane olması lazım. Türkiye'de 11 tane sakin şehir var. Bunu sakin şehir olmak için 70 kadar kriter var galiba. Bunların karşılıyorsan sakin şehir olabiliyorsun. Suç oranının falan mı Suç oranı, gürültü oranı, değişik faktörler var. Bunlara göre sakin şehir statüsüne giriyorsun. Burada 2 tane ada var. Birincisi Can Ada, ikincisi Yeşil Ada. Bu adalar birbirine bağlanarak 2 kilometre uzunluğunda bir yarımada görüntüsü ortaya çıkmıştır. Genelde Eğirdir'in kalbi burada atmaktadır. Can Ada Eğirdir'le Yeşilada arasında yer alan küçük bir adacıktır. Yerleşim alanı olmayıp çadır ve karavan turizmi ile piknik alanı olarak kullanılıyor. 1933 yılında Atatürk'ün Eğirdir ziyareti sırasında kendine hediye edilmiş, daha sonra Atatürk'ün mirasçılarına oradan da Eğirdir Belediyesi'ne geçmiştir. Gölde yaşayan yabani ördekleri görebilirsiniz. Türkiye'de 454 farklı kuş türü var ve bu
kuş türlerinden 255'i Eğirdir Gölü ve çevresinde yaşıyor. Buralarda çok fazla pansiyon var. Burada yürümeye devam ediyoruz. Bir sonraki rotamız olan buradaki kiliseye doğru yolumuz devam ediyor. Aya Stefanos Yeşilada Kilisesi 19. yüzyıl mimari özelliklerini gösteren kilise, doğu-batı yönünde derinlemesine dikdörtgen planlıdır. Doğuda köşeli bir apsis vardır. Yan duvarları malos taş, içi ahşap direkli ve ahşap tonoz örtüyle örtülmüştür. Güney duvarında sivri kemerli bir kapı, batı duvarında üstü yuvarlak kemerli ana giriş kapısı vardır. Kilise 1990 yılında restorasyon kapsamında çatı kaplaması yenilenerek dış duvarı yapılmıştır. İç ahşap kısımları yenilenmiştir. 19. yüzyılda yapılmış deniyor bu kilise için. Yeşilada, Hristiyanlığın ilk yayılmaya başladığı yerlerden biridir. İsa'nın 13. havarisi olarak kabul edilen St. Paul buraya da uğramış. Burası zamanında özellikle rahibelerin barındığı yermiş. 6 yaşından büyük erkek çocukları Yeşilada'ya gelmeleri yasakmış. Burada Aya Stefanos adlı bir kilise var. Ancak iddialara göre 12. yüzyılda inşa edilen Aya Stefanos Kilisesi mübadeleden sonra yıkılmış. 19. yüzyılda inşa edilen görülen kilisenin gerçek ismi ise Aziz Anargiri Kilisesi'dir. Burada bir tane türbe var. Şimdi kiliseyi gördük, türbeyi gördük ve buradan şimdi Eğirdir Kalesi'ne doğru, başladığımız yere doğru yürümeye devam ediyoruz. Burada uygulama oteli var. Tadilat nedeniyle kapalıymış. Kapalıymış ama tadilat nedeniyle. Buralarda sanırım piknik alanı. Hala yengeç şeyleri var. Aha. Enteresan bir heykel. Şimdi Eğirdir Kalesi'ne tırmanıyoruz. Eğirdir Kalesi, Eğirdir Gölü'ne uzanan yarımada üzerinde bulunur. Kuzey-güney doğrultusunda yarımada boyunca uzanan sur duvarları üzerinde konutlar vardır. İç ve dış kaleden oluşan Eğirdir Kalesi'nin inşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bugünkü kalıntıları Bizans döneminden kalmadır. Çeşitli zamanlarda onlarla kale surları bir sıra tuğla ve taş olarak inşa edilmiştir. Dış kaplama iç moloz dolgudur. Timur'un Eğirdir'i istilası sırasında hasar görmüş, Hamidoğulları ve Osmanlı dönemlerinde tamir görmüştür. Kalenin kitabesi şöyledir: bütün kapıların fatihi Allahü Zülcelal'dir. Dime dünyanın meliki, Felekütt'ün emiri azamın emriyle şu mübarek imaret tamir edildi. Allahü Zülcelal yardımıyla aziz etsin. Eğirdir Kalesi'ni de bitirdik. Şurada küçük bir türbe var. Onu da göstereceğim ve sonra otostopla Isparta'ya geri döneceğiz. Dervan Dede Türbesi var.
Burada marketler var. Magnet. Değişik ürünleri buradan satın alabilirsiniz. Gezecek yerlerimizi gezdik. Ve Isparta'ya doğru otostop çekeceğiz. Diğer videolarda görüşmek üzere.